Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Cimgözden Gözden herkese merhabalar. Bugün 6 paylaşımımız var. Bunlarla karşınızdayız. İlk paylaşımımız Cim Gözden Bazı insanlar cips paketi gibi %70'i hava. Bazı insanlar cips paketi gibi. %70'i hava. Burada bazı ve aynı kelimeler arkadaşlar. Ayın, ye, nun. Aynı, aynı kelimesi öyle yazılır. Bazı kelimesinde sonunda ye gelmez arkadaşlar. Bazı kelimesi her zaman böyle yazılır. Başka burada söylemek istediğim gibi derken ye burada terk edilir. Bu böyle süre gelmiş bir şey. Böyle bir şekilde klişeleşmiş bir şey. Yüzde derken de Burada vav ne oldu? Ü okuttu. Buradaki h de e okuttu arkadaşlar. Bu heva, heva da okunur, hava da okunur. Bunu ayırt etmek için cümlenin içindeki durumuna göre karar vereceğiz. İnsan kelimesi yazılırken burada eliften sonra neden ye gelmedi diye sorarsanız insan kelimesi Arapça bir kelime. Arapça kelimeler olduğu gibi yani Arapça dilindeki yazımı gibi yazılıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer paylaşımımıza geçelim. Evet, rika bir cümlemiz var. Nun var, sonra min var şurada arkadaşlar. Sonra elif geldi, sonra da z geldi. Namaz, dal, şu yatay çizgi y harfi, nun. Buradaki kef harfi ama biz burada kafe nun'u okuyacağız. Dinin, namaz dinin. Daldan sonra y geldi. Sonra ra geldi. Sonra yumuşak y. Sonra y, dal, ra geldi direğidir. D'den sonra Y geldiği için i okuduk. Direği dir diye söyledik arkadaşlar. Namaz dinin direğidir. Devam edelim. Alt tarafta dil kelimesi yazılı. Dil kelimesi yazılı. Burada gizli olan kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Bakın al elif lam mim elif nun cim he al Manca, din Almanca. Burada ilişkili olan kelimeyi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz diğer paylaşımımızla. Dua müminin burada kafininun'u geldi. Tamlayan olduğu için silahıdır. Dua müminin silahıdır. Bu şekilde güzel bir sözümüz. Hadis şerif olması lazım. yani Yanlışlığım varsa arkadaşlar yorumdan da düzeltirsiniz. Devam ediyorum. Evet küçük bir kızımız yanında kedisiyle şirin bir resim çekmiş. Evet ama kıyı biraz pis duruyor. Bakalım. Evet G, Vav, Nun, Kafi, Nuni. Günün en güzel karesi. Güzel derken G'den sonra Vav geldi. Ü okuttuk. Zel derken kapalayıcı olduğu için E'yi göstermedik. Karesi derken de K'dan sonra Elif geldi. Ra'dan sonra da H geldiği için E okuduk. Kare. Sin'den sonra Y geldi arkadaşlar. Karesi. Devam edelim. Son kelimemizi yazmamız lazım. Yavaş kelimesini Osmanlıca nasıl yazıyoruz bakalım beraber. Y'den sonra Elif gelmesi lazım. A sesini vereceğiz. Şöyle yaptım. Ya böyle oldu. Va derken vavda vav harfini yazacağız. Sonra yine bir elif. Sonra şöyle şın yapıyoruz. Sin yaptık. Üç noktayı da şu şekilde koyduğumuz zaman yavaş kelimesini reka hattı ile yazmış oluyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Destek olmayı unutmayalım. Abone olmayı şimdiden unutmayalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.